yapmak üzere Terzalan Belediye Başkanımız Sayın Tuncay Göğmen'i alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Arz edin. Evet, değerli Terzalanlar, son kez bilgilendirme toplantısı yapmak istedik. Hepiniz toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bildiğiniz gibi biz 5 sene içerisinde birçok kez bilgilendirme toplantısı yaptık. Bayanlarımıza yaptık, işte baylarımıza yaptık. Aslında Terzan'da yaptığımız her şeyi sizlerle paylaşarak yaptık bugüne kadar. Ama şu anda maalesef üzülerek şunu görüyorum ki yani siyaset uğruna halkımıza yanlış bilgiler veriyor. Biz de o yüzden son kez hem yaptıklarımızı tekrar edelim hem de Terzalan Belediyesi'nin durumu, iş değişi, ekonomik durumu, alınan kararlar nelerdir bunları sizlerle paylaşmak istedik. Bu akşam bazı meclis kararlarını size göstereceğiz. Bunlar gizli şeyler değil. Zaten meclis kararları gazetede, işte basında ilan edilmek zorunda ve her toplamdan sonra ilan edilen şeyler. Öncelikle şu bilgiyi vermek istiyorum. Mesela Terzalan Belediyesi, Belediye Başkanı işte bir adam asamaz, bir de para basamaz dediler. Böyle bir düşünceye Terzalan'da düşünmek istemiyorum. Böyle bir düşünce olamaz. Terzalan Belediye Başkanı yasaların kendine tanımış olduğu kurallar çerçevesinde görevini yerine getirir. Bunun gerisi yalandır yani. Bak burada buna çok dikkat edelim. Mesela biz burasının alım işi, şurasının takası ve trampası. Bunu biz meclis kararıyla yaptık. Ben kendi kafama göre burasını alıyorum diyemem, diyemedim. Devlet diyor ki taşınmaz alacaksa meclis kararı getirmek zorundasın diyor. Mecliste oynadık. 10 kişi evet dedi. Burasını aldık. Veya bir araç satacaksak, veya bir arsa satacaksak, hani çok sattılar falan dediler ya, alayını sattılar, onu sattılar, onu sattılar. Evet, satılan her şeyde meclis çoğunluğunun evet'i var arkadaşlar bak. Meclis çoğunluğu evet'i sağlayamadığı müddetçe belediye başkanı hiçbir yerse satamaz. Bunları bilmenizde fayda var. Bir de şöyle bir şey kulağıma geliyor. İşte mesela meclisten biz kredi çekiyoruz. Örnek veriyorum, altyapıyla ilgili biz 800 bin lira kredi izni aldık meclisten. Terzalan Belediyesi olarak. Dedik ki büyükşehir olma durumu vardı o zaman. Gittik, hep beraber konuştuk. Arkadaşların çoğunluğu evet büyükşehir olma durumumuz var. Ne olur ne olmaz. Terzalan'ın parke taşışını bitirelim dediler. Ve 800 bin lira kredi yetkisi aldık. Bayındırlık rakamlarına göre hesaplandı. Ve 800 bin lira aldık. Daha sonra buraya ihale yaptık. İhaleye bir firma geldi. 500 bin lira teklif verdi bize. Terzalan Belediyesi tam 300 bin lira aşağıya bu iş yaptı. Dedik ya da adama arkadaşım bak bizi sonra uğraştırmasın, yapar mısın, yapamaz mısın bu işi? Çünkü bu işlerde bazen batak işte yani işi yapamayacak firmalar işe giriyor. Ve ondan sonra da yıllarca belediyeyi uğraştırabiliyor. Yani iptal etmek de kolay bir şey değil. Dedi ki arkadaş ben Çanakkale bölgesine girmek istiyorum. Başkanım hiç merak etmeyin bu işi yapacağım dedi. 500 bin liraya Terzalan Belediyesi'nin bütün parkı da halletti gitti. Şu anda da Ezine tarafında, Lapseki tarafında çalışmaya devam ediyor. Çanakkale bölgesinde çalıştı. İnanın ben mecliste anlatmakta zorlandım. Bizim öyle bir meclis üyelerimizle bu dönem iş yaptık ki adam aradaki 300 lirayı ne yaptın bana diyor. 300 lira cebime attın diyor yani. Böyle bir şey olabilir mi? İhale yapıyorsun, projeyi koyuyorsun. İşte devletin kamu ihale kanunu var, kilitlenen bir dosya, oraya giriyorsun. Buraya bu yol yapıldı, 100 metre. İller Bankası'ndan memur geliyor, ölçüyor, biçiyor. Belediyenin felişleri ölçüyor, biçiyor ve adama hak ediş veriliyor. Terzalan Belediyesi'nin kasasına kuruş girmeden adama ödenen bir fatura. Bizim kasamıza hiç para girmiyor. Ama bizim inanan meclis üyelerimiz bile 800 bin lirayı belediyeden aldık, 500 de bu işi hallettik. 300 arada ne oldu falan böyle saçma sapan düşünceler. Bunlar da bilginiz olsun. Bizim abdestimizden hiç şüphemiz yok. Dürüst bir şekilde 5 sene boyunca görevimizi yaptık. Yani ben bu konuda çok rahatım, çok vicdanen rahatım. Şimdi hava da soğuk. Hemen şeye başlamak istiyorum. Sonra bir de şu altyapıdan bahsetmek istiyorum. Bakın ben Terzalan'ın altyapısıyla ilgili İller Bankası'na proje çizdim. Her yeri ölçtük. Her yeri ölçtük. Ondan sonra 11 bin lira, bakın İller Bankası'na hesaplattık. 11 milyon lira, eski parayla 11 trilyon lira maliyet çıkarıldı. 11 trilyon lira. Ondan sonra Brent Bey'le konuştuk.
Bu projemiz bizim SUKAP kapsamında bir projemiz. 5 milyon lirasını devlet karşılıyor. Düştü 6 milyona. 6 milyondan yarıya çıkacak. Ha işveren yapacak olan kişi bunu 7'ye çıkar, 8'e çıkar. Bu rakam bize çok geldi. Araştırdık. Devlet tip proje yapıyor. Devlet tarzına özel bir proje yapmıyor. 5 bin nüfusa kadar diyor ki proje bu. Bakın bu diyor. Arıtmalarda ciddi sıkıntı olduğunu gördük. 3 vadede çalışması gereken eleman, personel gideri var, elektrik maliyeti var, yapılan arıtmalar çalışmıyor. İşte 10 yıllık 6 trilyon para geçsen, çeksen, bunun faizi vesaire, Terzihan Belediyesi'ne ciddi bir yük getiriyor ve belediye sıkıntıya sokacak pozisyona geliyor. Biz o zaman dedik ki bu iş şimdi kalsın. Şu anda bizim kanalizasyonumuzda çalışmayan bir yer yok. Biz bu işi kendimiz yapalım dedik. Nasıl Koçanlar gelen su hattını yaptıysak, kanalizasyonu kendimiz yapmayı planladık. Bunu planlarken de bakın şöyle düşündük. Mahalle aralarını biz nasip olursa, biz mahalle aralarını kazmayı düşünüyoruz. Buradan ana asfalttan, üst taraftan ana asfalttan, gene alt taraftan değirmen bir yerden giden bir harp var, tapusu boşta. Ana hatları değiştirmeyi düşünüyoruz. Terzihan'da ana hatları bir noktaya getirip de bu işi halledebilirsek mahalle aralarında bizim işimiz yok. Neden mahalle arasında ben arkadaşını bozayım? Neden vatandaşı rahatsız edeyim? Zaten sıkıntı olduğu zaman şu anda çalışıyor. Sıkıntı olduğu zaman belediye kepçesi var, koruyucu borusu var. 3 günde, 5 günde halleder yani. Düşüncemiz bu şekilde oldu ve bu işi öderedik. İnşallah nasip olursa, görev bize nasip olursa kanalizasyon kısmında ciddi bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Şimdi Ufuk arkadaşımız bir sunuma geçsin. İlerleyen şeylerde kritik konular var. Onlar konusunda açıklama da yapacağım. Süre Mahallesi kenar yapımı. Süre Mahallesi istinat duvarı yapımı. Süre Mahallesi'nin tuvaletleri yenilendi. Süre Mahallemize yine açık düğün salonu yaptık. Süre Mahallemize açık düğün salonunun bahçesine bir de basketbol sahası. Süre Mahallemizde 2 adet çocuk parkı. Süre Mahallemizin camilerine ihtiyaçlarını, her türlü ihtiyacını görüyoruz. Evet, evet, belediye içi kilitli park etajı döşenmesi için kredi kullanılması, bakın. Şimdi 2 sene önce Terzihan Belediyesi'nin kapatılması gündeme geldi. Bize dediler ki tepeden, herkes pozisyonu alsın, belediyeleri kapatılabilirler. Biz hemen bir an önce ne yapmamız gerektiğini karar verdik. Meclise getirdik, park etajını halledelim. Satmamız gereken yerler varsa satalım, sorunlarımızı çözelim dedik. Bakın 592 bin lira biz kredi kullandık parke taşına. Şu anda bu işi yapsan 1 milyonun üzerinde. Burada alt tarafta kabul edenleri, reddedenleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın ne diyor orada, Tuncay Göğmen kabul etmiş, Arif Üçek kabul etmiş, Burhan Alkan kabul etmiş, Ahmet Tümer kabul etmiş. Doğru mu? Herkes gülüyor. Bu resmi bir meclis kararı. Şimdi arkadaşlar yani şimdi dün hep beraber iş yapmıştık. Ne için? Terzihan için bir şey yapmış. Şimdi siyaset uğruna ne gerek vardı? Parke taşı kendini basacak falan saçma sapan konuşma olmadı mı? Yazık yani, ayıp yani bunlar. Süle Mahallemize toplamda 13 bin metrekare kilitli parke taşı döşedik. Yine Süle Mahallemizde kapalı sistemden su çektik. Süle Mahallemizin tahsilat hizmetlerini okul bahçesindeki kurduğumuz yerde hallediyoruz. Süle Mahallemize su toplama merkezi yaptık. Çakmakçayır Mahallemize 8 adet toplamda çocuk parkı yapıldı. Çakmakçayır Mahallemize yine görev suyu bahçenizde projesi kapsamında her eve su çektik. Evet, evet değerli Terzihanlılar bakın. Şimdi biz 2018'in başında, daha önce 2014 yılında biz barajın başına bir tesis, sosyal bir tesis yapmayı planlamıştık. 2018'in başında biz bunu dedik yapalım. Bunun Terzihan Belediyesi'nde eğer bana inanmayan, güvenmeyen varsa pazartesi gelsin, Ufuk Bey'den projesine baksın. Projesini çizdirdik. Meclisten de bununla ilgili 350 bin lira kredi izni aldık. Bakın kredi izni aldık. Daha sonra biz başka civar köylerde falan böyle güzel düğün salonları olduğunu gördük. Bizden de işte düğün salonumuzda mescit olsun, o olsun, bu olsun gibi çeşitli talepler vardı. Düğün salonumuzu yapanlardan Allah razı olsun. Ama günün koşullarına cevap vermiyordu. Fiziki olarak da cevap vermiyordu yani. Güçlendirme vesaire onlar ayrı şeyler. Allah aşkına herkes biliyor. Fiziki olarak cevap veriyor mu düğün salonu vermiyordu yani. Ve biz birden çizdirmiş olduğumuz o projeyi bıraktık. Krediyle bıraktık. Krediyle kullanmadık.
Düğün salonu tamamen kendi bütçemizle yaptık. Ne yaparken bazı arkadaşlar yıktılar ortalığı, yıktılar. Yıktılar burada. Mecliste neredeyse kavga gürültü çıkacak. İtiraz ettiler. Bakın resmi itiraz ettiler. Resmi itiraz edinceye kadar bizim düşüncemiz şuydu. İmar planındaki yeri var. İmar planında düğün salonumuz var. Hemen onun olduğu yere düğün salonumuzu yapmaktı aynı şekilde. Bazı meclis üyesi arkadaşlarımız resmi bir şekilde itiraz ettiler. Dilekçe verdiler. Resmi itiraz edince biz düğün salonunu resmi yapmak zorunda kaldık. Yani daha önce imar planında yerine koyacaktık. Zemin ötüdü, projesi olsun olsun 15-20 milyara Terzan Belediyesi yok yere gitti, para verdi. Bunları yaşadık. Bunları bilmenizde fayda var yani. Ama şu anda Terzan ne oldu? Güzel bir düğün salonu kazandı. Bakın burada ne var? Park düğün, yeşil alan. Bu halı sahada düğün... Dursun, halı sahada şu anda düğün salonu arasında bir yol vardı. Biz buraya dedik ki alan daha verimli kullanalım. Buradaki yeşil alanı yolu kaldırdık, oraya sahneyi koyduk. Zaten ikisi de belediye ait. Arka tarafta, düğün salonun arka tarafında 7 metre terk vardı. Biliyorsunuz herkes ev yapacağı zaman terk alanı oluşturmak zorunda. Dedik ki arka taraf karanlık, koytu, işte gürültüsü, pisliği olsun bilmez. Biz bunu araba durabilecek kadar 3 metreye indirelim dedik ve bunu 3 metreye indirdik. Ve bunların da hepsini resmi olarak yaptık. Efendim neden 3 metreye indirmişik, neden yolu yapmışık, işte düğün salonunu güçlendiremezmişik. Böyle bir sürü şeyler, resmi dilekçeler falan. En sonunda ne oldu? Terzan Belediyesi 15-20 milyara fazla para verdi ama güzel bir eser kazandı bence. Güzel olmadı sizce? Bakın, o meclis kararının oylaması burada. Kabul oyu Tuncay Göğmen, Ahmet Tümer, Nazmi Sarısakal, Burhan Alka, Mesut Canlar. Diğerleri red vermiş. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Terzan abi böyle bir eser kazandığı için. Bakın şimdi ne diyorlar? Başkan kafasına göre her şeyi yıkıyor, her şeyi asıyor, her şeyi kesiyor. Var mı öyle devletin balık kafana göre bak. Yani öyle bir şey olamaz yani. Yarın öbür gün müfettiş geldiği zaman adama hesap sorulur yani. Bakın burada test sonuçları var. 9.54 çıkmış, 11 çıkmış, 12 çıkmış. Bunlar normalde 25 olması gereken değerler. Biz bunu karat aldırdık oradan. Ciddi anlamda betonun yanık ve çimentosunda sıkıntı çıktı. Yani kesinlikle içine girilmesi tehlikeli. İmar kanunları encümene yetki verilmiş. Bakın meclise yetki verilmemiş. Meclis üyesinde bazıları zaten ortalığı paralıyor yani olmasın diye. Biz encümen kararımızı aldık. Ve encümen kararımızı istinaden yıktık. Yani her şeyi resmi yaptık. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Herkes rahat olsun. Evet bakın bu da eski haliyle yeni hali. Zaten biliyorsunuz. Yani eski haliyle çok uğraştık. Ama yani şunu da diyorum bakın. Yapanlardan Allah razı olsun. Gün gelecek. Ondan sonra bizim yaptıklarımız da yıkılacak. Güne göre, koşullara göre, ihtiyaçlara göre bunlar değişecek şeyler. Evet. Düğün salonu daha önce de bahsettim. Düğün salonunun toplam maliyeti 1,5 milyon lira İller Bankası parasına göre bakın. Belediyenin bütçesiyle yapılması, Terzihan Belediyesi'nin bütçesiyle yapılması imkansız. Ne söylüyorum? Kesinlikle mümkün değil. 3 milyon lira bizim bütçemiz var. Zaten %70'i personele gidiyor. Giderlerimiz var, mazotumuz var vesaire vesaire vesaire. Mümkün değil. E nasıl yaptık? Yani azimle, kararlılıkla yaptık. Beyt abi çalıştı, Erol abi payasını döşedi. Bizim işçilerimiz çalıştı orada. Bayanlarımız, iş kuran bayanlarımız tuğla taşıdı ya. Neredeyse sıvaya başlayacaklardı. O kadar işçilik yaptık. Kaynağını tamamen, çatısını tamamen biz yaptık. İşte Bülent Bey veterinerini gönderdi. Bir arkadaşımız boyasını gönderdi. Ya ben belediye başkanıyım, ben elektrik işlerin başına dikildim ya. Ercan var buradan, işte Ercan yaptırdım yani. İş kurulu işlerine Ercan yaptırdım. E birine verseydik 60-70 milyar para verecektik yani. Bu kadar oradaki hep beraber el birlik çalıştık. Neden Terzihan güzel bir eser kazansın diye. Ve kazandı. Hayırlı olsun. Bakın bunlar belediyenin, bu da iki tane tapu. Şu anda birisi bu durduğumuz yerin tapusu. Birisi de şu üst tarafın tapusu. Bakın burası da bir belediyenin arsız. Yani yarın öbür gün belediye burası satar, başka birisi iş merkezi yapar. Veya vesaire başka bir şey olur. Belediye kendisi bir şey yapabilir. Şu anda açık ama yarın öbür gün buraya başka bir şey yapabilir. Orada burada bir başkasının da cephesi yok. Ama şu anda açık olduğu yol için oradaki insanlar kullanıyor. Peki şimdi onu sattı, bunu sattı, onu sattı, bu sattı, bir sürü yaygara yapılıyorsun. Tamam yapılsın. Yani mübarek insan.
Tuncay Gömen'in aldığı Terzan'ın en değerli yerinde konuşuyorsun yani. Ya bunu da söyleyin arkadaşlar ya. Terzan'ın en değerli yeri olsa. Ben yani yalan mı söylüyorum? Terzan'ın en değerli yeri Ekinlikler'deki tavrımı burası mı? Yani böyle bir şey olamaz. Evet, bu da bunu biliyorsunuz zaten, daha önce anlattım. Yani bir kere daha bu kadar çok insana yakalamışken söyleyeyim. Yani tamamen bir vasiyet üzerine olan bir bina. Tamamen bir vasiyet üzerine. Ahmet abi vasiyet yerine gelsin, biz başka bir şey istemiyoruz dedi. Ve bu binanın yapılmasında da bakın bazı hala encümenlerimiz mırın kırın yapıyor. 10 tane belediye encümeni ve belediye başkanı, 10 kişinin de evi var bak. Onu da kabul etti arkadaşlar o. Evet bakın bu bununla ilgili meclis kararı bakın. Evet, kabul edenler Tuncay Gömen, Mesut Buran, Ayhan, Halil, Mehmet Çevir, Ahmet Tümer, Arif Ümçek, Nazmi Sarıkıra. Hepsine Allah razı olsun. Hepsi Terzan Bey'se bir katkıda bulunmuş. Bakın bununla ilgili de 221 milyarına kredi çektik biz. Burasının maliyeti 500 milyarı geçti. 506 milyarına para yedi. Ama bunun kamu inşaatında biz İller Bankası'ndan 221 milyarına çektik. Bakın bu yeni bank yardı var ya işte. Bu para direkt bank işi yapanın hesabına yatıyor. Terzan Belediyesi'ne kuruşu girmiyor bu paranın. Bu paradan bizim 1 liralık da başarıyla kullanma ihtimalimiz yok. Adam binayı bitiriyor, hak edici düzenli ve oradan alıyor. Hayırlı uğurlu olsun kendimize. Şimdi değerli Terzanlar, bu ince birazcık karışık bir konu. Burada gene duydum, kulağıma geldi. Çok üzüldüm. Böyle bir şey, yani bu kadar çamur atma da olmaz yani. Şimdi belediyenin hisseli taşınmazları var. Münir Başkan zamanında 18 uygulaması